Merhaba herkese akşamlar. Erbos günlük grafik. En son bir 3 Kasım'da özür dilerim. Şurada bir e, video yapmıştım. Yani o videoda uzun uzun anlattım mı? Ya şeyi anlattım tabii. Bir tavan daha yaparsa 148,5 olur. Zaten bir dirence gelir falan diye de. Yani majör dirence geldi sayılır diye falan anlattım. Ama şeyi hatırlamıyorum. Yani mum formasyon açısından böyle yukarı açıp aşağı doğru kapatıyorsa kırmızı bir mum. Hele bir önceki mumun %50'sine kadar geliyorsa o zaten doğrudan bir kar realizasyonu başlamış demektir. Yani satış demektir. Çoğu zaman da devam eder. Yani arkasındaki günler. Şimdi Erbos çok enteresan hareketler var. Çok volatil bir senet. Yani gün içinde eksilere gidiyor, oradan artılara geliyor, tavana gidiyor, geri geliyor. Falan. Her şey oluyor böyle. E, fırtına gibi. 4 nola koşuyor gün içinde. Traderlar açısından çok zordur onu söyleyeyim. E, yani böyle volatil senetlere ben kendi adıma söylüyorum. Ben çekinsel ve çekimsel kalırım biraz. Ee, yani bilemem şimdi. Destek mi kırar? Gider oraya oturur mu? Ee, yukarı gider ki ne bileyim yani ne yapacağını tutturamazsınız. O kadar hızlı ki oradaki hareket. <laughs> Stop koyacaksınız. Boşa patlatırsınız. Yani paranız olursunuz bedavadan. Sağlıklı olarak karar veremezsiniz. Kar alacaksanız sağlık sağ, orada da sağlıklı karar veremezsiniz. Orada da zor olur bilemezsiniz nereye gidip gidince onun için zordur yani hakikaten çok zordur. Şimdi iyi olan şeyler var. Tabi ee, tabii bakın burada o volatilite hani o gün bilmiyorum anlattım hatırlamıyorum. Yukarıdan boşluklu açıyor, aşağı kapatıyor. Şimdi bakın dik Yani teorik olarak biraz da alt fitilin uzun olması beklenir tabii ki şamdanlar eşit e, fitillerle oluşur. Ben yani bunu artık çok aramıyorum böyle. Aramayın siz de. Yani o <laughs> dijital dünyadayız. Yani o kadar simetrik yakalamak her zaman mümkün olmuyor. Rick Shaman 2 şimdi çok kusurlu bir mum. Arkasında iki Rick Bir tane moru bozu. Şimdi bu dörtlüyü mu formasyonunda gördüğünüz zaman işte volatilite böyle bir şey arkadaşlar. Şu dörtlüyü şu kırmızıları gördüğünüz zaman dersiniz ki eh kardeşim ben yavaş yavaş ev voltam alayım çıkayım dersiniz. Yani teknik diyorsanız. diyorsanız. 8'in altında da kapatmış mı? Kapatmış. Yani az altında evet çok değil. E, 100 23.6 kapanış yapmış. Gerçekte altında kapatmamış burada. Tam şeyde kapatmış. 123.6 123.5 Eh Şans veren 8'in altında kapatmamış. Biraz daha diri kalmış. Şurayı da bir düzelteyim. Burada bir 150 gün var da. Başka bir senede bakarken değiştiriyorum. Bazen kalıyor böyle yanlışlıkla. Ondan sonra da 150 falan demeye başlıyor. 200 diyoruz ortalama. Dolayısıyla Hani bakın bu çok tehlikeli bir şey olmasına rağmen bugün Aşağı beklence gibi yani 117'ye kadar bir gidiş eksi 20 desteğin oradan da yukarı doğru tamamladı. İşte enteresan diyorum ya çok volatil. İnanılmaz volatil. Teorik olarak yukarı devam ediyor. Yani 115 kırılmadıkça en kısa vadeciler içinde e, yukarı devam ettiği düşünülür. Tabi 124.8'e de bakabilirsiniz. E, o da dahildir. 124 lira 80 kuruş. 8 ortalamadır ama volatiliteden korumaz sizi. 20 üstseli biraz daha şey bir yerde. 115'te biraz fark var arada ama oraya henüz temas edemedi. Bu alanlar kırılmadıkça da yukarı yönlü akım devam ediyor diyebilirsiniz teorik olarak. Şimdi 150'ler yani göz orada tabii yani orası geçiliyorsa kıymeti var. 150'ler arkada bırakılmıyorsa artık 160'lar ikili tepe o biraz daha böyle karın ağrısı bir duruma yol açabilir. E, dolayısıyla hani bir taraftan gözümüz orada Erbos'ta. Şey devam ediyor yani hacim devam ediyor. O iyi hacmin devam etmesi. Hala alıcılar sahnede. Şimdi çok da tabii şu an göz önünde olan bir senet. E, iyi de bir performans yani haliyle. E, bir de çok kısa zamanda şurada gözünü karartıp 80 desteğini görenlere de iyi bir kar verdi. Aynı zamanda yani 140'larda satanlar varsa çok iyi bir kar da yakaladılar orada. Dolayısıyla bu kadar göz önünde olması yani bir iştah var piyasada alımda satımda bu olumlu Bence olumlu yani çok büyük bir negatif bir hareket gelmedikçe değil mi Piyasa ittirmeye çalışıyor onu görüyoruz burada 63 arası arası hala güçlü bir bölgede mesela bakın buradaki bu kadar tehlikeli hareket olmasına rağmen şurada arası gevşememiş yani hep destekler gelmiş 59'un üstünde kendi ortalamasının üstünde kalmış olumlu Makti de olumlu kalmaya çalışıyor. Yani o biraz boynunu büktü haliyle bu kadar hareket. Makti'nin biraz boynunu büktürür. Destek üstünde seyrediyoruz. Yani de devam ettikçe, destek üstünde kaldıkça yukarı hareketin olması teorik olarak mümkündür. Destek kırılmadan sonra bir problem yok özetle. kırılırsa böyle patır şimdi bilemiyorsunuz hani olur ya böyle bir taban tabana yakın bir hareket yapar bir taban yağı eksi 8 yapar 7 yapar eksi er 8 7 falan böyle bir harekete girerse tabi burada en dipte 85 civarları var yani burası çalışıyorsa en azından e, beklenebilecek bir destekte de durdu demektir belki oralardan tekrar bir e, alıcılar gelirse bir ihtimal bir hareket olabilir yukarı doğru ama bu kısım satılıyorsa artık o biraz da açıkçası işlerin terse döndüğüne işaret eder bunların dışında önemli bir şey yok Erbost'a Tekrar söylüyorum yani gün içi falan heveslenen varsa çok zordur yani çok zordur. Ona göre çok disiplinli bir stratejinizin olması lazım. Herkese bol şans.